Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerikan elektronik ürünlerine boykot çağrısı karşılık buldu. Kanal D Haber ekibi bugün elektronik ürün piyasasının kalbi İstanbul Sirkeci'deydi. Esnaf da müşteriler de yerli malı alma konusunda hemfikir. Telefon kullanıyorum. Amerikan cihazı herhalde. Bu saatten sonra da kullanmamaya çalışacağım. Boykot çağrıları piyasada ses getirdi. Cep telefonu alanların eli Amerikan mallarına uzanmadı. Hayatta Amerikan malı almam. Niye Amerikan malı alayım? Kore malı aldınız. Yani yapacak. Kaç para? 1800 lira. Yani Amerika malı mı, Kore malı mı, Türk malı mı? Ya, Türk malı ama Türk malı şu anda biraz düşük kalıyor ürünlerimiz. Biraz daha kaliteli üretesek. Cumhurbaşkanı Erdoğan elektronik ürünlerin üretimine dikkat çekti. Amerikan malı yerine farklı ülkelerin akıllı telefonlarına yönelin dedi. Hatta Türk mallarına da önemli vurgu yaptı. Bu açıklama piyasada ilgili karşılandı. Ben burada esnafım. Ben kocaman yazacağım. Boykot var diyeceğim. Camıma kocaman yazacağım. Hamburger mi? Yemeyeceğiz. Telefon mu? Almayacağız. Yani onlara karşılık biz de bir şey yaptığımızı gösterelim ya. Amerika'ya paramın gitmesini istemiyorum. Onun için o da dedi ki anne oyun oynayabileceğim bir telefon olsun. Sadece menşeine değil performans ve fiyat karşılaştırmasına dikkat edenler de çoktu. Türkiye'deki telefon piyasasında Amerikan ve Kore malları ağırlıkta. Bakın bu telefon Amerikan malı bir telefon, fiyatı ise 7500 lira civarında. Kore malına baktığınızda da yine aynı özellikteki bir telefon 5500 liraya satılıyor. Yerli malı telefonların fiyatı ise 500 liradan 2000 liraya kadar çıkıyor. Şu an için Amerikan malı pahalı. Türk malı daha uygun, daha avantajlı bir şekilde geliyor. Yerli mal da kullandım. Onu da markasını vermem isterseniz ama onu da kullanın ömrü oluyor size bir sene. Kimse bizi cebimizdeki 500 lirayla 1000 lirayla korkutamaz. Sadece telefonda değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boykot çağrısının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da inşa edilecek yapılarda Amerikan menşeli inşaat malzemelerinin kullanılmayacağını açıkladı. Benzer bir açıklama da Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapıldı. Diyanet, milli ürünleri tercih edelim çağrısında bulundu. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın yaptığı tek çağrı bu değildi. Türk lirasına sahip çıkın çağrısı da yaptı malum ve bunun ardından döviz bürolarında hareketlilik var. Yurdun dört bir yanında vatandaşlar döviz bozdurmaya gitti. Ankara'da da manzara aynıydı. Önce esnaf sonra sivil toplum kuruluşları elinde avucunda ne kadar dövizi varsa bozdurdu. Olan neyse getirip bozduruyoruz. Savaş böyle kazanılıyor. Vatan için, millet için, Türk parasına çevirelim dövizlerimizi. Kiminin kötü gün parasıydı, kiminin tüm yatırımı, kimi 50 dolarını, kimi 5000 eurosunu bozdurdu. Olan neyse getirdik bozduruyoruz. Kaç dolarınız vardı? 50 euro, 80 dolar vardı. Amerika yaptırım silahını çekti, dövizin ateşi yükseldi, vatandaş bürolara koştu. Yastık altında ne kadar döviz varsa hepsi Türk lirasıyla değiştirildi. Yastık altında altın vardı, döviz vardı, bozdurdum. Hepsini Türk parası yaptım ha burada. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı sonrası Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Ankara'da da döviz büroları yine çok hareketliydi. Önce esnaf. Şu ana kadar 1 milyon doları bulmuştur. Sonra 15 Temmuz platformu üyeleri. Tüm döviz altınlarımızı bozdurup Türk lirasına çeviriyoruz. En son Kıbrıs gazileri geldi döviz bozdurmaya. Gerekirse şeref aylığımızı bağışlayacağız. Gün boyu döviz bürolarının önündeki kalabalık hiç azalmadı. 200 dolarım vardı. Birisini bozduracaktım, birisini saklayacağım. Bu sefer de içim rahat etmedi. Onu da bozdurmak zorunda kaldım. Şimdi rahatladı mı? Elhamdülillah. Amerika'nın bir oyunu. Biz de ona karşı bir oyun oynamamız lazım değil mi? Akrabamdan 200 dolar vermişti. Onu getirmişti. Hemen bozduruyorum. Hepimiz için lütfen, vatan için, millet için. Türk parasına çevirelim dövizlerimizi, altınlarımızı. Savaş böyle kazanılıyor. Bir tane mermi birisi hafif gibi geliyor ama o mermiler bir araya gelince kale iniyor. Biz kaleyi vermeyeceğiz. Kimseyi de kaptırmayacağız. Ben gurbetçiyim yani. Şu an inanın hiç ihtiyacım yok ama bozduruyorum.